Trivela Spor'dan herkese merhabalar. Bugünkü programımızda TFF 1. Lig'in 32. haftasında oynanacak karşılaşmaların öncesini değerlendireceğiz. Bu çektiğimiz videoda Adana Demirspor Altay ve Hatay Spor Keçiören Gücü maçlarını konuşmayacağız. O iki karşılaşmayı ayrı ayrı programlarda değerlendireceğiz. Bu videoyu izleyen tüm izleyicilerimizden ve taraftarlardan kanalımıza abone olmayı, videolarımıza beğeni ve yorum yapmayı, ayrıca kanalımızda aktif olan katıl butonuna da destek olmalarını özellikle önemli rica ediyoruz. Furkan hoş geldin, nasılsın? Hoş buldum Metehan, iyiyim, sağ ol, sen nasılsın? İyiyim ben de, teşekkürler. TFF 1. Lig'de resmen haftalar birbirine girdi. Aynen. Alt sıralarda durumlar belli ama özellikle yukarıda şu an cadı kazanı gibi bir durum var. Çok kritik de maçlar var bu hafta ve hafta içi maçlar oynandığından dolayı cuma günü maç yok. Biz de zaten bugün cuma günü çekiyoruz. Mecbur. Dün 3 maç vardı. Aynen öyle. Konuşmak için. 3 maçı 6 takımı izlememiz gerekiyordu. Hı-hı. Şimdi yarın yani cumartesi 2, pazar günü 4, pazartesi de 3 maç var. Aynen. Biz hemen oynanacak maçları değerlendirmesine başlayalım. Hı-hı. Bursa Spor Altınordu mücadelesiyle 32. hafta başlayacak TFF 1. Lig'de. Altınordu şu an çok rahat durumda. Hani 3 maç kaldı. Altınordu'ya deseler ki sahaya çıkmayın, hani lig direkt bitti, Altınordu bunu hemen kabul eder bence. Kesinlikle. Ben öyle düşünüyorum. Boşuna yolculuk yapmaz. Aynen öyle. Otel parasıydı işte, yol masrafı falan. Kesinlikle. Bursa Spor ise bu önündeki 2 maçını kazanıp hem Altınordu hem Menemen maçını, ikisi de içeride seyircisi olsa da hani sonuçta, son hafta Hatay maçına final maçı olarak çıkmak isteyecek. Kesinlikle. Ben bu maçta Bursa Spor'u çok ağır ve net favori olarak görüyorum. Senin yorumun ne olur? Bir de Seleznov da son idmana çıktı. Son 2 gündür idmanlara çıkıyor daha doğrusu. Kadroda olacaktır. Bu maçta en azından kulübede olacağını düşünüyorum. Hı-hı. Senin yorumun ne olur? Ben Bursa Spor'dan net bir galibiyet bekliyorum. Sen ne dersin? Bursa Spor geçen hafta 1-0 kazandı biliyorsun. Çok kritik bir galibiyet. Aynen. Çok kritik bir galibiyetti. Çünkü hem Erzurumspor Adana Demirspor maçı vardı. Hem Hatayspor puan kaybetti. Yenildi Boluspor'a. O yüzden Bursaspor'un kazanması değerliydi. Şu anda zirveyle arasında 5 puanlık bir fark var lider Hatayspor'la. İkinci sıradaki Adana Demirspor'la da 2 puanlık bir fark var. Bursaspor'un şu anda şansı arttı ikincilik için tekrardan. Tabii. Hani hem Erzurumspor'un kaybetmesi. Şimdi Erzurumspor eğer Adana Demirspor'u yenseydi işler daha farklı olurdu. Erzurumspor'un zor bir fikstürü var. Zor bir fikstürü var. Bir de bu hafta Adana Demirspor Altay maçı varken Bursaspor kesinlikle kazanması gerekiyor. Zaten Bursaspor'un artık kalan bütün maçlarını alması gerekiyor. Artık daha puan kaybına tahammülü kalmadı. O kredi çoktan tüketti. Ben bu maçta Bursaspor'un net bir şekilde favori olduğunu düşünüyorum. Bana göre Bursaspor bu maçı 2-0 3-1 gibi bir sonuçta kazanır diyorum. Altınordu'dan bir gol bekliyor musun? Yoksa... Ya atma ihtimali var. Dediğim gibi hani 3-1'lik bir sonuçta böyle bekliyorum ama ya Bursaspor net bir şekilde kazanır bu maçı. Zaten Bursaspor bu maçı da kazanamazsa daha ne söyleyelim biz yani. Ben de zaten çok ağır favori görüyorum. Aynen ben de. Seninle aynı görüşteyim. Cumartesi oynanacak diğer maç ise amaçsız bir maç. Kesinlikle. Baktığında. Ligin rahat ekibi Menemen Spor kendi evinde küme düşmesi kesinleşen Adana Spor'u konuk edecek. Ben hani bu maçta Menemen Spor'un kazanacağını düşünüyorum yine de. Çünkü özellikle son Keçiören Gücü'nde Cenk Laleci biraz genç oyuncuları oynattı. İşte Cem Çelik oynadı. Aynen. Yusuf Talum oynadı. Genç oyuncuları oynattı. Ali Keten gibi, Mustafa Çeşenoğlu gibi önemli oyuncuları kulübede oturttu. Ben bu maçta oyuncuları oynatacağını düşünüyorum. Adana Spor için zaten söylenecek bir söz yok. Ben özellikle Coşkun Demirbakan'ın Altınordu maçından yaptığı sonraki açıklamalara değinmek istiyorum. Senin de yorumunu merak ediyorum. Eze'ye bayağı bir salladı ama... Takımın en iyisi Eze zaten. Bu takımda Eze'ye gelene kadar o kadar çok konuşulacak ve sallanacak futbolcu topluluğu var ki hatta başkandan başlıyor. Aynen, tam onu diyecektim. Transfer komitesinden başlıyor. Eze'ye parasını istediği için başkan hoca salladı da Coşkun Hoca. O zaman bu takım küme düştü, Coşkun Demirbakan da parasını almayacak. Aynen. Senin yorumun ne olur? Ben burada hedef saptırma olarak görüyorum Eze'ye saldırılmasını. Adana Spor'da topa vurmayı bilmeyen futbolcular var. Uğurcan Yazgılı gibi. Kesinlikle. Savaş Polat gibi. Hakan Barış gibi. Aynen. Ahmet Dereli Yıllar. Umut Sönmez orada. Gibi. Aynen öyle. Ya Eze ne yapsın? Eze topu indiriyor, yanında adam yok. Ya yok zaten. Eze'ye gelene kadar hem birçok oyuncu var. Ki zaten Eze'ye bir laf atamazsın. Eze bu takımın en iyi oyuncusu. Aynen bir. Öyle. İkincisi Eze'ye şu anda playoff oynayan, şampiyonla oynayan takımlara koysan, özellikle Hatay Spor'a koysan zaten. Tabii. Eze en kötü 10 gol atar bu ligde. Aynen. Yani Eze'ye laf atana kadar birçok oyuncu var. Coşkun Demirbakan saçmalıyor, affedersin. Aynen yani.
Özellikle zaten başkandan başlamak gerekiyor bu konuda. Ardından başkandan sonra da Galatasaray'dan gelen transfer Emrah Bayraktar. Transfer komitesi için gelen Emrah Bayraktar da zaten niye geldi? Niye transfer yapılmadı o zaman? Ozan Kabak'tan futbolcu olmaz. Aynen, hayır. Transferin transfer komitesinin başına geliyor. Transferden sorumlu olarak geliyor. Devre arasında geldi biliyorsun. Hatta devre arasından önce geldi biliyorsun. Evet. Ne için geldi? Devre arasında transfer yapmak için geldi. Adanaspor devre arasında ne yaptı? Soruyorum. Adanaspor'un devre arası Adana Demirspor değil, Adanaspor. Özür diliyorum. Adanaspor'un devre arasında aldığı bir tane futbolcu var. Futbolcuya benzeyen ve gösterdiği performans da yok. Hakan Çinemre. Hakan sahada savaşan Aslayı'daki oyuncudan biri. Aynen. Embilla'yı ayrı tutuyorum. Embilla zaten patlak geldi maalesef. Aynen. Adam sakattı. Doğru düzgün katkı da veremedi. Embilla çok kaliteli bir oyuncu ama ya bitti artık. Samsun'dan, Antalya'dan ve Adanaspor'dan yine biliyoruz Embilla'yı. Ama bitik geldi. Aynen. Bir şey yapamadı. Adanaspor bu yönetim anlayışıyla hani kırmızı ve beyaz grubu çok iyi biliyoruz. Evet. İkincilik çok zor bir lig. Oradan yükselmek de kolay değil. Ben... Samsun Spor 2 yıldır çok ciddi paralar harcamasına rağmen aynen. İkinci senesinde gelebildi biliyorsun. Bir de zor geldi yine. Yani şöyle zor geldi. 10 puan fark geride 8 puanlık 6 puanlık farklara çıktı. Tabii. Oradan döndü. Ertuğrul Sağlam gelmese belki de gelebilirdi. Aynen. Yani şöyle aslında Manisa'nın yapmış olduğu yani İsmail Ertekin'in daha doğrusu yapmış olduğu hatalardan dolayı Samsun Spor geçti. Yani Adanaspor'un şu anki görüntüsü, portresi bize hiç böyle hem para harcayacak gibi gözükmüyor hem de para harcasa bile garanti olmadığını zaten görüyoruz. Eğer seneye çok ciddi bir kadro kurmazsa alt ligden de hemen TFF 1. Lig'e gelemez. Kesinlikle yani. Ben sana şunu da söyleyeyim. Kocaeli Spor'un kadrosu bile Adanaspor'dan iyi. Aynen katılıyorum sana. Kesinlikle. Net zaten şu kırmızı ve beyaz grupta Adanaspor'dan kadrosu iyi olan çok fazla var. Çok fazla var. Var. Çok var. Onu geçer. 6 var yani kafadan. Nasıl bir maç bekliyorsun? Menemen Spor ile gençleri mi oynatır? Hani biraz piyasa yaptırmak için çünkü bazı oyunculara teklifler var. Murat Elkatmış'ı, Fenerbahçe, Alanya, Antalya, Kasımpaşa istiyor. Hani söylediğin takımlar arasında Fenerbahçe'yi geçiyorum. Hani büyük takımlara geçiyorum ama diğer her takımda oynar. Şu an erken yani. Ya şöyle rotasyon anlamında en azından o takımlarda yok o takımlarda hani rotasyona bırak normalde hani ilk 11'de de oynayabilecek. İyi, oynadı, iyi bir sezon ama geçiyor. Büyük takım oyuncusu değil hala. Yani tamam. Abartmaya gerek yok. Ama yine şöyle, hemen isim oluyor. Süper Lig'den bir takıma gidip oradan aşama yapabilir. İşte öyle yapması lazım. Onu aynen. Diyorum zaten. Hani direkt büyük takım olmaz. Keçiören Gücü maçında da gösterdi. Aynen. Yine iyi oynadı. Senin yorumun ne bu maçta? Ya ben bu maçta hani iki takıma yani daha doğrusu Menemen Spor'a baktığım zaman da hoca hani Türk oyuncuyu da oynatır genç oyuncuları da oynatabilir. Ya diğer ilk 11 oyuncularını da oynatabilir. Onun için bir şey diyemiyorum. Ama rahat bir maç olacağı için iki takımın da çok rahat çıkacağını ve çok gollü bir maç olacağını düşünüyorum. Bana göre gole doyarız bu maçta. Zaten bu maçta da artık oyunu çirkinleştirmeye çalışırsa oyunculara daha ne söyleyelim yani. Tabii. Yani zaten Menemen Spor çok rahat. Adanaspor da artık hiçbir hedefi kalmadı. Katılıyorum sana. Ben Menemen Spor'un kazanacağını düşünüyorum. Hı hı. Gol anlamında da sana katılıyorum. Hani mantıken baktığımızda gollü geçmesi daha ihtimal. Hı hı. Pazar günü oynanacak maçlara geçelim. Önemli bir mücadele var. Giresunspor kendi evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konu gelecek. Aynen. İki takım da hafta içinde ağır yaralar aldı. Giresunspor önce geçen hafta sonu Adana Demirspor'a, ardından da salı günü kendi evinde Bursaspor'a kaybetti ve artık playoff şansı kalmadı Giresunspor'un gerçekçi olmak gerekirse. Kesin ben de kalamadım. Ki biz bunu söylemiştik, tepki de çekmiştik sen de kalamaz diye. Aynen. Çünkü Giresunspor sezon içinde çok ekstra puanlar kaybetti. Yok zaten. Kendi evinde Balıkesir'e 3-0 yenildiği gün playoff'u kaybetti. Balıkesir Spor'u biliyoruz. 10 dakikada 5 gol yiyen bir takım. Aynen. Sen bu takıma kendi evinde 3-0 kaybediyorsan maalesef playoff'a da giremezsin. Aynen. Bir de şöyle bir durum var. Çok istikrarsız olduğunu söylemiştik. Hani biliyorsun son haftalarda maçları kazandı üst üste 2 hafta Giresunspor ama sonra ben ne demiştim kazandıktan sonra? Giresunspor bunu sezon içinde 2-3 kere daha yaptı ama ne yaptı arkasından? İstikrarsız bir şekilde de 4-5 maç kaybetti. Aynen. Yani o yüzden Giresunspor'un şu anda playoff olarak şansı kalmadığını hep söyledik. Sen böyle bir bakış atınca bilgisayara ben de bir şey oldum. Bazı maçları hani ayrı konuşacağız ya ondan dolayı hani bir bakıyorum. Hani o yüzden Giresunspor taraftarı zaten bizim ne demek istediğimizi aslında anladılar ama bazı taraftarlar da tabii fanatiklik yapıp hani takımların kalacağını söylüyorlar ama kalamayacağını zaten söyledik biz. Zor yani bu. Giresunspor'un ben lafını kesiyorum özür dilerim. Şöyle bir şey yapması sence mantıklı değil mi? Bu kadrodan önümüzdeki sene iş yapacak oyuncuları kesinlikle tutup bu kadronun üstüne iyi takviyeler. Hani maddi anlamda durum iyi olursa. Ahmet Kesim, Numan, Rusescu, Delvaye, Milinković. Hazır bir Milinković ama kendi yerinde oynayan bir Milinković. Aynen. Milinković sağ açık değil. İyi bir 10 kesinlikle. Numara. Bu lig için de hakikaten iyi bir 10 numara. Tabii.
İşte düşünüyorum, Landeli tutar mısın mesela? Landeli de tutarım. Aynen. Hani iyi oyuncuları tutup Giresunspor'un elinde 6-7 tane hakikaten üst düzey oyuncu var. Hı hı. Bunların yanına da belli takviye. Onların yanına ben sana söyleyeyim mi? En kötü bir 6-7 tane transfer lazım. Aynen. Yerli de dahil. Muhammed Bayır iyi bir sol bek mesela. Muhammed Bayır iyi. Ama Ahmet İlhan'ı, Özgür Can'ı bunları takımda tutmam. Kesinlikle iyi bir sağ bek şart. Giresunspor'un bu sene açık ara kanayan yarası sağ bekti. Hı hı. Erzurumspor'a da geçersek çok ağır bir yara aldı. Hani sezonun en kritik maçıydı bence Erzurumspor için. İlk ikiden çıktı. Ama zaten bir laf vardır. Hani çarşambanın gelişi salıdan bellidir diye. Yok, o perşembenin gelişi çarşamba. Yok, hani örnek veriyorum. Yani. Zaten öyle de hani gün olarak hani bazı yok. Anladım. O zaten genel olarak tabir. Sen çarşamba günü diye mi ondan dedin? Hani çarşamba günü diye maç. Zaten hani şey, o tabir genel olarak kullanılıyor. Yani öyle bazı kötü şeyler hani önceden belli olur ya, o açıdan söyledim hani. Çarşamba'nın gelişi aynen. Erkan sözleriyle zaten bu durum belliydi yani. Kaç hafta önce belliydi. Ben bunu her hafta programlarda söyledim biliyorsun. Aynen. Hatta taraftarlar bana tepki göstermesine rağmen ben söylemeye devam ettim. Sen niye? Çünkü doğru olduğunu bildiğim için söylüyorum. Çünkü ben bir düşmanlık yapmadım. Erzurumspor'un menfaati için söyledim. Ve o geliş geçen gün belli oldu. Çarşamba günü. Adana Demirspor kazanarak Erzurumspor'u bir anda 3. sıraya attı ve şu anda Erzurumspor'un sadece 2. sırası ve değil, playoff'u bile sıkıntıya girdi. Niye dersen şimdi Erzurumspor'da moraller bozuk. Adana Demirspor'a kaybetti şimdi bu takım. Eskaza bu maçta bir kayıp yaşarsa, beraberlik veya yenilgi olduğu zaman da ne olacak? Arkada Bursaspor var. Bursaspor'a bir favori görüyoruz. Otomatik kazandığı zaman zaten Erzurumspor'un üstüne çıkacak. Ardından Akhisar maçı var. Akhisar da bu haftanın favorisi. Akhisar da kazandığı zaman ne olacak? Karagümrük de bu hafta favori. Aynen. Ne oluyor? Bir anda Erzurumspor hepsiyle aynı puana geliyor. Hatta hepsi değil. Karagümrük de aynı puana geliyor. Diğerleriyle altına düşüyor. Yani bir anda altayın da kazandığını farz edelim. Bir anda Erzurumspor, yani bak bu hafta gerçekten dikkat et. Erzurumspor maçı kaybederse eskaza, diğer takımların kazandığı zaman da Erzurumspor bir anda 7. sıraya düşüyor. Erzurumspor haftaya da 6'ya gidecek. Aynen. Bak hakikaten şu an hani ilk defa böyle dikkatli bir şekilde bakıyorum. Zaten sürekli bakıyoruz da şu anda böyle bir şey yaptım, irdeledim. Yani Erzurumspor bu hafta maçı kazandığını farz edelim veya şu son 2 haftada 2 puan aldığını veya 1 puan aldığını farz edelim. Erzurumspor bir anda 7. sıraya bile düşebilir. Sen Mehmet Özdilek'ten farklı bir kadro bekliyor musun bu maç? Yok, çift ben forvet gibi mesela. Ben geldiği zaman da değiştirir mi? Ben geldiği zaman da orada da ayrışmıştık sen de çok iyi biliyorsun. Evet. Mehmet Özdilek konusunda ben sana dedim ki geçen sezon apar topar bir anda gönderilen hoca nasıl bu takıma getiriliyor demiştim. Sen de demiştin ki bu takımı iyi tanıyor. Ya ben Raşat Muhammed'i falan kazanacağını düşünmüyorum. Yok. Ben sana o zaman da söyledim ya, Mehmet Özdilek geçen sene bu takımdan apar topar gönderildi. Bir günde karar alındı biliyorsunuz saatler içerisinde. Aynen, bir anda gitti. Bir anda. Böyle giden bir hocaysa nasıl takım başına getiriyorsun? Geçen sezon da başkan Hüseyin Üneş'ti. Zaten başkana çok büyük tepkiler var. Yani bunu zaten Muzaffer Bilezer varken söyledim. Dedim ki Muzaffer Bilezer'in gönderilmesi lazım dedim. Milli maç arası vardı hatta o ara biliyorsun. Göndermediler. Milli maç arasından sonra Keçiörengücü maçında takım başına tuttular. Kötü kadrodan sonra gönderdiler. Hatta o programda sürekli Hüseyin Üneş'e ben vurgu yaptım. Kardeşim bunu zaten göndereceksen mini maç arasında gönderecektin. Bu zaten belliydi. Orada da yani şöyle bir durum vardı. Çarşambanın gelişi salıdan belliydi. Onun dışında Erkan Sözörü geldi. Orada da yanlış yaptığını söyledik. Orada yine taraftar bize tepki gösterdi. Erkan Sözörü çok iyi olacak. İşte bizi çıkartacak. İyi gideceğiz diye. Ama ben dedim Erzurum taraftarı bir şey beklemesin. Ardından Erkan Sözörü zaten batırdı gitti. Şu an Giresun'un da bu durumda olması, Erzurum'da bu durumda olmasının tek nedeni Erkan Sözer'i. Şimdi de takım başına Mehmet Özdilek geldi. Mehmet Özdilek de zaten Adana Demirspor'da yapmış olduğu seçenekler, tercihler, çıkarttığı ilk 11, aldığı oyuncular oyuna hepsi yanlıştı zaten. Bu maçta peki ne bekliyorsun? Nasıl bir sonuç? Ben bu maçta sonuç anlamında hiçbir şey söyleyemiyorum. Ben de hiçbir zaten istatistik. O yüzden sana sordum, topu sana atmak. İstatistik zaten şu anda önümüzde. Maça baktığın zaman da eşit hani maç. Görüyorsun zaten. Giresunspor şimdi playoff'a kalamayacak. Hani gider ayak. Kalamıyor ya hani, hı hı. Erzurum'u yakar mı? Peki? Yakabilir tabii Giresunspor. Ya zaten şöyle bir durum var. Şu anda bu lige baktığın zaman da Adana Spor'u ayır, diğer her takımın Erzurumspor karşısında şansı var. Ya Erzurumspor zaten üretemiyor. Ben bunu sezon başından beri söyledim. Hiçbir maçta sana güven veriyor mu Erzurumspor? Yok. Bana hiçbir maçta zaten güven vermedi. Ben niye Adana Demirspor mesela güven veriyor diyorum. Ben Adana'nın almayayım. Yok. Adana'dan bir çıkarımız mı var? Hayır. Kadro kaliteli ve çok iyi bir hücumu çok var. Rahat gol atıyor. Aynen. Akhisar'a birçok maçta güvendim. Niye güvendim? Orada da kanatları iyi, hücum hattı iyi ve Yılmaz Vural'ın bir anlayışı var. Yani Erzurumspor taraftarı zaten artık bizimle aynı görüşe geldi. Ama geç anladılar işte. Biz bunu erkenden söyledik. Maalesef bizim Türkiye'de şöyle bir şey var. Takım taraftarları objektif bakamıyor. Yani bir isim bir takımla ilgili bir şey söylüyorsa hemen onu düşman lanse ediyor. Düşman değil. Bir insan düşman da olabilir. Var böyle insanlar da. Yani bir insana baksınlar ne konuşuyor, ne söylüyor. Bir kafalarında kursunlar. Eğer bu insan doğru söylüyorsa demek ki bu
yani takım için düşman olmuyor, menfaat için bir şey söylüyor. Yani bunu iyi ayırt etmeleri gerekiyor. Biz Erzurumspor için her zaman menfaat için söyledik. Yani bu saatten sonra Erzurumspor'un durumu çok sıkıntıya girdi. Ben şu anda oyuncuların psikolojisini çok iyi bir şekilde anlıyorum. Yani şu anda oyuncular bana göre ilk iki için güvenleri yok, yani öyle gözüküyor. İnançsızlar, aynen. Şimdi o inançsızlık bu maçta da sıkıntı yaratabilir ki haftaya da Altay maçı var. Yani ben Erzurumspor'un yani eskaza playoff dışına kalma ihtimali bile var şu an. Kalır demiyorum. Kalma ihtimali var. Şu Giresun maçı çok önemli. Ben playoff'a kalamayan takımın Altay olacağını düşünüyorum. Ya ben de öyle düşünüyorum zaten. Bunu konuştuk ama sadece düşünce. Şu anda Altay ile Erzurum arasında yani iki takım kıyas ettiğin zaman da yani formda olan takım kim dersen Altay derim. Payşao'nun özellikle çok Payşao, Erkan Kartal, Erhan Kartal, Avcı. Kerim Avcı, Turgut Doğan Şahin, evet. Yılmaz Özören, Tatos, Putsila. Yani gerçekten Altay favori şu anda. Formda şu anda. Ama Altay Adana Demirspor'a kaybederse zaten haftaya oynanacak. Zaten o maç çok kritik diyoruz ya. Hem Adana Demirspor için kritik o maç. Evet. Zaten onu özel programda konuşacağız. Hem de Altay için kritik. Bu maçta da golli maç olur diyorum ama sonuç anlamında bir görüş belirtmiyorum. Benim de hiçbir görüşüm yok. İki takımdan da gol bekliyor musun Giresun'dan? Yani ya gol olur diyorum da. Ya ben Erzurum için hiçbir zaman gol atar diyemiyorum. Rahat gol atar. Aynen diyemiyorum yani. Maalesef ben zaten bunu söylemekten bıktım artık. Erzurumspor'un başına gelen hocaların bu kadar korkak futbol oynatmaları beni bıktırdı bir futbol aynen, olarak. Ayrıca ellerinde bir malzeme var. Hani kesinlikle. Keçiören gibi olur, Menemen gibi olur, Balıkesir gibi olur. Eskişehir Spor bile çok altlarda ama Erzurumspor'dan hani baktığın zaman daha iyi futbol oynamaya pozitif çalışıyor. Futbol. Dün Ümraniye Spor karşısında Eskişehir'in kaç tane pozisyonu vardı mesela. Aynen. Ki Eskişehir'de malzeme yok. Çocuklarla oynuyor neredeyse Eskişehir Spor. Erzurumspor'un elinde çokluk var, bolluk var ama Erzurumspor yokluk içinde resmen. Aynen öyle. Hani çok güzel bir yemek yapma şansı varken, elinde malzeme varken. Aynen. Yani ekmeğe talim eden durumda Erzurumspor. Kesinlikle. Bu duruma düşüyor. Ya maalesef hani üzülüyoruz. Çünkü Erzurumspor camiye bir kulüp. Taraftar tabii, desteği olan bir güzel. Kulüp. Aynen, her şey güzel. Süper Lig'e geldi geçen sene, hatırla nasıl her maçı dolu oldu. Aynen. Kendi stadı. Biz her zaman zaten taraftar olan takımların üst aynen taraflarda öyle olması gerektiğini söylüyoruz ama Erzurumspor'un kötü gidişatını da maalesef dile getirmemiz gerekiyor. Biz de zaten sezon başından beri yapılan yanlışları dile getirdik. Erzurumspor taraftarı da zaten bize hak veriyorlar artık. Ayrıca şunu da söyleyeceğim. Adana Demirspor maçı öncesinde Erzurumspor kafilesini taraftarlar karşılayacaktı ama kafile tabii rota değiştirince taraftarlar takımı karşılayamamış oldu. Ayrıca kulüpte zaten bütün taraftar gruplarından özür diledi. Öncelikle Mavi Dadaşlar ve onun dışında 3 tane daha taraftar grubu vardı. Aklıma şu anda gelmiyor, kusura bakmasınlar. Hepsinden özür diledi. Sorun çözüldü. Aynen öyle. Hatay Spor Keçiören Gücü ve Adana Demirspor Altay maçlarını özel olarak konuşacağımız için ayrı programlarda. Osmanlı Spor Ümraniye Spor maçına geçiyorum. Pazar akşamının son maçı. Osmanlı Spor artık gitti gibi duruyor. Bolu Spor'un Hatay Spor'u yenmesiyle dirençleri komple kırıldı. Zaten Osmanlı Spor'u sezon başından beri seninle söylüyoruz. Takımdan destek çekildikten sonra bitti. Osmanlı Spor sudan çıkmış balığa döndü. Aynen. Şu anki kadrosu beyaz ve kırmızı grupta şampiyon olamaz. Kesinlikle o olamaz. Derece bir kadrosu var hani Osmanlı Spor'un. Diğer tarafta Ümraniye Spor dün Eskişehir'i 3-0 yendi. Eskişehir Spor'un maçın başında değerlendiremediği pozisyonlar vardı. Ondan sonra Ümraniye Spor oyun üstünlüğünü ele aldı. Zaten 45'te 2 gol geldi biliyorsun. Aynen öyle. Önce Emre, ardından da Jimbert 2 gol geldi uzatma dakikalarıyla beraber. Aynen. Nasıl bir maç bekliyorsun? Ben hani Osmanlı Spor'u şu an komple bitik görüyorum. Hani bu maçı kazansa bile bence ligde kalamazlar. Nasıl bir maç bekliyorsun? Ümraniye yenilmez diye düşünüyorum ve galibiyete daha yakın bence. Jimbert ve Akaboeze gibi isimlerle sen ne söylersin? Öncelikle şunu da söyleyelim. Program başında bilgisini de vermedik. Bu hafta içi oynanan maçların sonuçlarını değerlendirmenin içinde konuşuyoruz. Yani ayrıca konuşmuyoruz çünkü bayağı sıkıştığı haftalar için. Haftalar biraz birbirine aynen girdi. Günler birbirine girdi daha doğrusu. Aynen. Bu maçta da Ümraniye Spor biliyorsun 3-0 kazandı Eskişehir karşısında. Zaten bizim de çok golü bir maç olduğunu, yani olacağını söylemiştik. Aynen. Beklediğimiz gibi Eskişehir'de de oldu. Eskişehir'in gol atamaması şaşırttı ama ikimizi de. Ne diyorsun? Kesinlikle şaşırttı. Eskişehir'den gol bekliyorduk. Gerçi çok pozisyona da girdiler ama değerlendiremedi. Osmanlı Spor'da Altay karşısında yoktur oynadı. Sağda 3-0 yok. Kaybetti. Yani bir şuradan bir 11 yapıp gitsek belki aynen de mücadele. Ben bu maçta kaleci Melih'i risk etmeyeceklerini düşünüyorum. Hani iyileşse bile öyle düşünüyorum. Bence oynamayacaktır. Onun dışında ben bu maçta da iki takımın hedefsiz olmasından dolayı, gerçi Ümraniye Spor'un aslında hedefi var. Nasıl var? Playoff olarak var. Yani 7 puanlık bir fark var gerçi. Çok zor ama çok zor. Hani matematiksel anlamda
en azından Ümraniyespor ligi en iyi bir şekilde bitirmek isteyecektir. O yüzden ben gollü bir maç olacağını düşünüyorum ama sonuç olarak Ümraniyespor kazanır diyemiyorum. Peki Emircan kalsaydı sence Ümraniye playoff'a kalabilir mi? Ya zaten Emircan da Alanya'da oynamıyor. Aradığını bulamadı. Ya, çünkü Fernandes, Campos, Jalma bile yedek kalıyor yani Alanya'da. Ya zaten Ümraniyespor'da Emircan'la Lazar'ın gitmesi büyük hataydı. Zaten onlar varken biz takviye gerekiyor demiştik. E zaten bunlar gitti. Daha ne söyleyelim bu takım için? Aynen öyle. Ya Ümraniyespor maalesef bir türlü hedef büyütmüyor. Aynen. Hani onu yapabilirler isteseler. Son olarak da ilk defa bu sene böyle bir şey oluyor. Pazartesi ilk defa 3 maç var. Aynen. Bu 3 maçı konuşacağız. Dün Balıkesir'de deplasmanda çok fiyakalı bir galibiyet alakalı. Karagümrük rüzgar esti resmen. Aynen öyle. Kendi evinde Boluspor'u ağırlayacak. Karagümrük hani bu sene Balıkesir Spor'un ilginç bir özelliği var ya, bir anda helva gibi dağılıyor 10-15 dakika içinde. Öyle bir maç oldu. Özellikle Sobiye, Sabo ve Darri, bir de Endao hani mahallede parkta oynar gibi, halı sahada oynarlar gibi maçı çözdüler. Sabo 2 gol bir asist, Sobiye işte 2 gol attı. Aynen, Darri de gol attı. Sabo günü aldı at dedi zaten. Darri'de güzel bir gol demeyeceğim, boş kale yani. Aynen. Golü yuvarladı. Boluspor ise bana göre geçen haftanın en fiyakalı sonucunu aldı. Lider kesinlikle haftanın sürpriz sonucuydu. Hani büyük bir moral kazandılar baktığında. Nasıl bir maç bekliyorsun? Ben Karagümrük'ü çok ağır favori görüyorum. Hı-hı. Çünkü Boluspor hani bence ligde kaldı. Osmanlı Spor'un buradan geri dönecek hali yok. Çok zor. Gözüken o. Ben Karagümrük'ün böyle farklı bir galibiyet de alabileceğini düşünüyorum. Hı-hı. Çünkü Boluspor zaten forvetsiz oynuyor. Senin yorumun karşılık verebileceklerine inanmıyorum. Ben Karagümrük'ün kazanacağını düşünüyorum. Ben Balıkesir maçında belki Balıkesir kaybetmez dedim ama Balıkesir'in son dönem Karagümrük'ün son dönemdeki böyle biraz inişli çıkışlı performansından dolayı demiştim ama gol anlamında da gollü olur demiştim. Aynı şekilde gollü oldu ama Karagümrük kazandı. Zaten Karagümrük kazanması gerekiyordu. Bunu söyledik. Çünkü playoff oynuyor ve hata yapmaması lazım bu saatten sonra. Zaten şu anda Altay ile beraber çekişiyor. Bir anda playoff'un dışında kalabilir. Ben Karagümrük'ün kazanacağını düşünüyorum. Benim her zaman söylediğim bir konu var. Playoff'un şifresi Emegara Sobeş dedim. Tam onu soracağım. Dün Emegara yedekti. Kalması için ne söyleyeceksin? 6 yabancı hakkından. Aynen. 5'ini Attama, Darri, Sabo 3, Sobye 4 oyuncuya kullandı. Hani buradan kadroya tekrardan bir bakalım. Birini unuttum sanki çünkü. Şöyle şimdi Attama. Attama ön libero da var. Sobiye için 2 zaten. Dali var. Sabo Endao. Endao var aynen. 5'i var zaten. Emegara yedek kaldı. Zaten Jorko Yara sakat maalesef. Jorko Yara sakat evet. Kapattı. Sezonu kapattı. Emegara sence biraz arka planda mı kaldı yoksa bu maçlığına mı böyle bir tercih yaptı? Ya yok, arkada kalmaya başladı. Bu maçlık bir tercih yok. Geçen hafta da aynı şekilde olmuştu biliyorsun. Yani şöyle geçen hafta dediğim 2 hafta önce. Aynen zaten kesilmişti. Geçen hafta İstanbul maçında cezalıydı. 11'de başladı. Aynen. Sobiye cezalıydı. Aynen. O yüzden hani ikisinin kesinlikle ilk 11'de oynaması gerekiyor. Hani ben kimi kesersen hani kesmesi gerekiyor dersen yani Sabo kesilmemeli, Darri de iyi. Ya gerçi aslında kesemiyorsun da aynen, bir oyuncuyu. Biz bunu zaten hep konuştuk da ama playoff'un şifresi gerçekten Sobiye Emegara. Darri geçen İstanbul maçında da iyi oynadı mesela. O maçta aynen. Alperen'i geçemedi, kaleci Alperen'i. Ha belki baktığın zaman Attamah'ı kesebilirsin belki. Yok Attamah. Hani bu tarz yok, bu tarz maçlarda Attamah zaten iyi bir oyuncu. Zaten Balıkesir orta sahayı geçemedi. Aynen hani Attamah zaten iyi bir oyuncu. Attamah zaten ben hayatta hiçbir zaman böyle önemli maçı kesmem. İsmail Kartal mundar ettiriyor. Aynen. Attama çok iyi. Ben bunu hep söyledim. Başakşehir'de bile mundar edildi Attama. Yani Karagümrük'ün gerçekten iyi bir kadrosu var. Karagümrük'ün şu anda istikrar yapması lazım. O yüzden ben bu maçtan kesinlikle galibiyetle araması gerektiğini düşünüyorum ki bana göre Karagümrük kazanacak. Bir de Boluspor Hatayspor'u yendi ama maçın tamamında Hatayspor daha üstün oynadı. Hatta biz aramızda konuşurken bile çok şaşırdık. Hani maçı konuştuğumuzda aramızda maç oynanırken. Aynen. Boluspor o maçta bu maçta o kadar şanslı oldu. Ya kesinlikle Karagümrük bir de zaten hücum olarak daha kuvvetli bir tabii takım. Hatayspor'un daha önünde. Kesinlikle aynen. Ben net bir galibiyet bekliyorum. Hı-hı. Bir net galibiyet daha beklediğim karşılaşmaya geçelim hemen. Akhisarspor kendi evinde Balıkesir Spor. Yılmaz Vural bu maçta takım başında olacak gibi. Evet çünkü 14 günlük süre doluyor. Ayrıca Vrsević, Burhan, Ergin. Dönecekler. 14 günlük süre doluyor. 16 gün oluyor hatta toplam. Aynen. 2 hafta önce cumartesi günü oldu o maalesef o olay. Hı hı. Şimdi Balıkesir Spor hakikaten sezonu bitirmiş durumda yani. Hı hı. Hani bayağı bir bitirmiş durumdalar kafa olarak. Hiç mücadele etmiyorlar. Dün Karagümrük maçında da gördük. Hı hı. Zaten maçtan bir gün önce bir olay yaşanmıştı biliyorsun. Yusuf Şimşek görevi bıraktı, sonra yeniden anlaşıldı. İlginç bir durum oldu. Balıkesir taraftarının çok büyük tepkisi var. Aynen. Yönetime. Yani bu takım artık baştan aşağı değişmesi gerektiğini söylüyorlar. Kesinlikle ki zaten Balıkesir Spor bu kafayla giderse seneye küme düşer. Şimdiden aynen söyleyelim. Kesinlikle. Akhisar Spor ise dün İstanbul Spor karşısında hakikaten çok şanslıydı.
Muhammed Enes'in direkten dönen, avulta çıkan, Miray Kağan'ın yine avulta çıkan direkten. Ayrıca dakika 59 ya da 60'tı Muhammed Enes vurdu. Kadir Keleş kaleye giden topuyla kornere çeldi. Aynen. Ve İstanbulspor çok kaçırdı. Akhisarspor genç yıldızı Ali Kağan'ın attığı golle maçı kazandı. Nasıl bir maç bekliyorsun? Akhisarspor'un hani İstanbulspor galibiyetinin verdiği moralle, ayrıca bu eksiklerin dönüşüyle ben rahat kazanacağını düşünüyorum. Hani iddia diliyle bence handikap olacak bir maç, sen de söylersin. Ya ben de Akhisar'ı... Yani biz iddia programı değiliz ama... Aynen, hiç o konulara girme çünkü yanlış anlıyorlar. Abartma anlamında söylemek istiyorum. Hani iki farklı kazanır demek ben, ben sana ne kadar bu tabire girme desem sen daha da çok... Aynen. Çünkü taraftarlar, yani izleyicilerimiz yanlış anlıyorlar. Yok, şöyle biz sadece görüşlerimizi belirtiyoruz. Hani ben abartıyorum. Atıfta bulunuyorsun biraz şey ya o konuya. Ben abartıyorum, anlaşılmak istiyorum. Balıkesirspor şu an öyle bir durumda ki... Hakikaten biz ya çok kötü durumda. Tablosunda oynasak şu maçta 10 dakika. Sen de bizi her hafta bir takıma kombinle yazıyorsun. Yılmaz bizi bir 15 dakika şu maçta sahaya atsın. Döver zaten hani oynamazsak. Aynen. Korkudan oynarız seninle. Sırıtmayız yani. Sen nasıl dersin? Belki de Yılmaz Vural'ın bir maçta hani bir küfürü var. Vurma ileriye diye bir küfür ediyor. Belki sana da hani o şekilde belki bağıracak. Canberk diye. Sana da Metehan diye bağıracak. Günay'a dönüyor. Aynen. Göztepe maçında. Aynen. Belki de sana da öyle bir bağırır. Akhisarspor bana göre bu maçta net favori. Onun dışında Akhisarspor'un da artık puan kaybına tahammül yok. Şu anda baktığın zaman da Akhisar'ın da ikinci şansı devam ediyor. Çünkü bu hafta bir de kritik bir maç var. Adana Demirspor Altay maçı. Evet. Ve haftaya da Altay Erzurum maçı olduğu için haftanın Bursa Spor'la beraber, ayrıca Karagümrük'le beraber net favorisi Akhisar. Kesinlikle, bir de Yılmaz Vural çok iddialı açıklamalar yapıyor. Artık bu saatten sonra bize kimse yenemeyecek dediğine. Oyuncuları kamçılayacaktır belki. Aynen. Hani Akhisarspor ritme girdi. Zaten hasta oyuncuların, yani karantinası biten oyuncuların takıma dönmesi, takımdaki diğer oyuncuların da ekstradan motive olmasını sağlayacak psikolojik olarak. Bir de Akhisar bu maça çift forvet çıkarsa Balıkesir dayanamaz. Bence de. Çıkması lazım zaten çift forvet. Son olarak da Eskişehir Spor İstanbulspor maçını konuşacağız. Sen mesela bugün göremiyorsun galiba. Aynen, hafiften. Şimdi hani bu maç çok hani nasıl diğer maçlara göre baktığında hani iki takım da çok rahat durumda. Hedefsizler yani artık. Eskişehir Spor önümüzdeki sezonun artık planlamalarını düşünüyor. Aynen. Göre kadrosundaki bazı oyuncularla sözleşme yenilemeye çalışıyor. Mehmet Özcan çok yüksek ihtimal yurt dışına gidecek gözüküyor. Freiburg hamlesi var. İnşallah gider, Almanya'ya giderse çok geliştireceğini düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Diğer tarafta İstanbulspor ise rahat da olsa sıkıntıda da olsa iyi futbol oynayan bir takım. Hani gerçekten... Böyle takımlara da ihtiyaç var. Ya ligimizin en pozitif futbol oynayan takımlarından birisi. Akhisar karşısında da çok güzel bir futbol oynadılar ama sonucu alamadılar. Sen nasıl bir maç bekliyorsun? Ya hani bir anormal bir durum olmazsa sanki çok bol gol izler gibi. Ne ya zaten bu maç için bunu söylememiz gerekiyor. Hani bir iddia programı değiliz, yine üstüne vurgu yapıyoruz da. Yani biz her zaman maçları konuşup üstüne görüşümüzü belirtiyoruz. Aynen. Yani bu maç için biz hangi takım kazanır dese kendimize yalan söylemiş oluruz. Yani ben bir şey söyleyemem çünkü iki takım da hedefsiz. Hani Eskişehir'de zaten küme düşmesine rağmen İyi sonuçlar alabilen bir takım. İnşallah Eskişehir Spor'da bu Türkiye'nin güzide kulübü i̇nşallah. Önümüzdeki sezonda aynen, artık aynen. İnşallah düzelir. Yani artık başkanlara laf atmaktan sıkıldık Eskişehir yani. Eskişehir Spor'un AŞ'leştirilip hani aynı Samsun Spor gibi böyle. Adana Demir Spor gibi. Adana Demir Spor AŞ değil ama Murat Sancak. Ya AŞ gibi yani, yarı AŞ gibi aslında biraz. Aslında AŞ gibi. Aynen. Ya sadece resmi olarak AŞ değil yani, anladın mı? Ama mesela Yılport Samsun Spor gibi çünkü Eskişehir Spor. Başakşehir gibi. Asiyel var. Hani Eskişehir Spor uzayda oynasa, Neptün'de oynasa 20 bin kişi gider maçını destekler orada taraftarı. Eskişehir Spor'un bu durumu yakışmıyor. 50 kesinlikle. Tane taraftarı olmayan takımlar nerelerde? Aynen öyle. 30 bin doldurabilecek takım ne halde? Ya şimdi bakıyorsun, mesela örnek vereceğim. 3. ligden Erokspor'a destek var. Tabii. İşte farklı takımlara destek var. Başakşehir'e de örnek vereceğim. Destek var. Ama niye Camiye Kulübü'ne destek yok? Aynen öyle. Mesela bu yüzden mesela Yüksel Yıldırım'ın Yılport Samsun Spor'u bu hale getirmesi çok önemli. Kesinlikle. Murat Sancan'ın bir örnek olacak. Bu iki takım her maçını 30 bin oynayabilecek takımlar. Kesinlikle. Eskişehir daha keza öyle bir takım. Bir de yeni stadı oldu Eskişehir'in, geldi takım üçüncü ikinciye düştü. Maalesef. Aynen katılıyorum sana. O Mustafa Denizli ile playoff'tan çıkılamayan sezon takımı bitirdi maalesef. Kesinlikle bitirdi. Bir de geçtiğimiz yönetimlerin. Çünkü Alperler, Tarıklar, Veyseller bu takımlar kimlerden para kazanmadı hani. Aynen. Bu maça benim hiçbir görüşüm yok. Sadece gollü olur diyorsun. Gollü geçer diye. Ben de öyle düşünüyorum. Haftanın en rahat, en zevkli maçlarından birisi olacağını düşünüyorum. Çünkü iki takım hedefsiz. Gollü olur diyoruz. Tüm maçları değerlendirdik. Son olarak izleyicilerimize, taraftarların mesajın olacak mı? İzleyicilerimize bu hafta bayağı bir mesai yaptık. Çünkü ilk öncelikle geçen hafta sonunu bu hafta içi maçı yani değerlendirmesinde bir değindik kısaca. Şimdi cuma günü de hafta içinde oynanan maçları kısa bir değiniyoruz ve hafta sonunda oynanacak maçları da
sonuçlarını, görüşlerini Premier belirttik. Moduna, temposuna girdik. Temposuna girdik ki zaten bizim için sıkıntı yok. Biz zaten futbolun içinde olduğumuz için seviyoruz. Ayrıca izleyicilere de çok teşekkür ediyoruz. Çok iyi bir şekilde çok etkileşim oldu. Yorum yazdılar. Yeni abone olanlar oldu. Aynen. Çok memnun olduk. Ayrıca biz programlarımızda sürekli belirttik. Hani izleyicilerimizden atkı, forma, futbol topu farklı şeyler olabilir demiştik. Onlarla ilgili geri dönüş de aldık. Hatta gönderen birkaç arkadaşlar da oldu. Onlara da buradan selamlarımızı iletiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Gelecek bize tabii birkaç gün içinde. Zaten biliyorsun bir sloganımız var. Biz izleyicilerimizle beraber büyüyeceğiz. Aynen. Onların destekleriyle. Çünkü yeniyiz. Ve hani aynen, güzel de bir başlangıç yaptık. İnşallah daha iyi olacak. İnşallah. Çok daha iyi yerlere gelecek sizlerin sayesinde. Aynen. Ayrıca şunu da söyleyelim. Temmuz ayına girdik. Temmuz ayına girdiğimiz için de bizim tam bir sene olacak. Yani 8'inde başlamıştık herhalde, öyle hatırlıyorum. 2019'un veya 10'u gibi, hatta 5'i gibi da olabilir. Tam bir sene olacak bu ayda. Onların sayesinde zaten bu zamanlara geldik. Aynen. Şu sayılara geldik ve izlenmelerimiz arttı. Tanındık biraz daha. İnşallah yine onların sayesinde biraz daha yükseleceğiz. Abone olmayan herkesten abonelik bekliyoruz. Abone olan herkesten de beğeni ve yorum. Ayrıca katıl butonumuza da yine söyleyelim. Aynen, evet. Desteklerini bekliyoruz herkesin. Öncelikle de bütün takımlara başarılar diliyorum. İzleyen herkese de iyi seyirler diliyorum. Ben de sana teşekkür ediyorum. İnşallah hı-hı, haftaya bu maçların sonuçlarını hani konuştuğumuzda olaysız, kazasız, belasız, özellikle sakatlıksız bir hafta olur. Hakem hataları olmadı bir hafta olur. Aynen öyle. Maçların hepsi sahada belirlenir. İnşallah aynen, hakemlerin bir yan etkisi olmaz. Hı-hı. Kim hak ediyorsa onlar kazansın. Aynen. Performans veren hakkını alsın. Hani öyle söyleyelim. Tekrardan teşekkür ediyorum. Ben sana teşekkür haftaya ediyorum. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Sağ ol. Trivela Spor'da bugünkü yayınımızda TFF 1. Lig'de 32. haftada oynanacak karşılaşmaların öncesini değerlendirdik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Herkese iyi günler, hoşça kalın. Hoşça kalın, iyi günler.